Merhaba arkadaşlar, yeni bölümümüzde birlikteyiz. Son bölümümüzde Samuel ve Sokolov'u kurtarmıştık. Bunun yanında Kalista'yla konuşmuştuk ve Cecilia'yla. Bunlar hainlerin, yani sadık kalanlar hain olduktan sonra kötülük yapılmış olan insanlar. Özellikle Lida'nın ölüşüne çok üzüldüm. Cecilia'yı kurtarmak için ölmüş. Kötü olmuş. Samuel de bizi kurtardı. Gerçekten de çok iyi bir dostmuş kendisi. Yani oyunda bence en büyük kahraman şu an Samuel. Tabii ki. I knew you were sharp, Corvo. But somehow you managed to get through all this mess without losing sight of what really matters. For that, o saygı karşılıklı. The city's gonna pull itself up, I believe. Too many good people here to let it all turn to ashes. I'd best be going. The battlefield's no place for an old sailor like me. That çok parladı ya. Long past. Good luck, my friend. Goodbye. Şimdi buraya girmenin kesinlikle birden fazla yolu vardır. Burada bizi en sorunsuz şekilde içeriye sokacak yolu bulmamız gerekiyor. Şuradaki ark reaktörü galiba. Ark reaktörünün olduğu yer problem. Liman giriş yönü, sahil giriş yönü. Liman giriş yönünden gidersek daha iyi olabilir diye düşünüyorum. Ya bu ışık gerçekten çok parlıyor. Rahatsız etti beni. Evet, buradan şu inşallah top değildir. Şöyle bir incelediğim zaman sanki şuradan girebiliriz gibi geliyor. Oraya gitmem lazım. Evet, kesinlikle buradan girebilirim. Bunu öldürsem fark eden olur mu? Kimse görmedi. Çok güzel. Ben bu kadar kolay olmasını beklemiyordum aslında ama hala kolay olmuş değil tabii ki. Bu mudur? Aynı zamanda Twitch'te bir arkadaşımı izliyorum da. Telefondan mobil açtım. Bu ıslığı beğendim. Hoşuma gitti ıslık sesi.
Niye buraya geldim? Bir şeyler var mı diye bakacağım. Ya bu kısa devre yaptırma şeyi neydi? Bunu ben hiç almadım herhalde ya. Nereden bulacağız ki? Şimdi şöyle baktığım zaman buradan başka yapabileceğim bir şey yok. Anladım niye buraya girişin kolay oldu. Anlaşıldı gibi. Şu kapı çalışıyor mu? Burada bir şey var mı? Yok. Anladım, tamam. Burası sadece şey içinmiş. Buradaki güvenliği devre dışı bırakmak için. Gideceksem de dikkatli gitmem gerekiyor. Çünkü beni gördüğü zaman canımı yakıyor. Çok güzel. Son anda bu 360 derece dönüyorsa tekrar gelmesi biraz sürecek. Zamanı durdursam mı ya da kafasına bir şeyler sıksam mı? Güzel zamanlama. Tam ayağa kalktım. Çünkü şunu çalıştırdığı zaman büyü yapamıyorum artık. Giriş yok mu? Kapının üstüne girebiliyor muyum? Tamam, girdim. Anladım. Yani tam alarma basacaklardı. Güzel. Kablolama aletim yok.
Şu an görünen iki kişi var. Şurada bir kapı anahtarı var. Bu kapı anahtarı... Güzel, nice. Abi bu kapı biraz şey ya. Başka bir giriş olması lazım. Kapı kontrol. Burada başka bir şey yok. Açık dursun, hani ihtiyacımız olabilir. Sonra ya keşke açsaydık falan demeyelim. Kontrol tahliyesi. Benim oraya inmem lazım. Şimdi görevlere bir bakmak istiyorum. Asansöre girene kadar başka yapacağım hiçbir şey yok. Tamam. Gideceğiz, istediğimizi alacağız, geleceğiz. Ne var bende? 8 tane ürünüm varmış daha. Münhep ürün. 2. Sağlık yenilemesi hızlanır.
Hakimiyet, kemirgen akını, tahrip yeli. Kemirgen akını nasıl olur diye düşünüyorum da şöyle baktığım zaman yani diğerleri benim için pek bir şey anlam ifade etmiyor. Bunu alabilirim. Alalım. Tamam. Başka yapacak bir şeyimiz kalmadı. Şurada şey var. Şöyle bir bakayım. Doğru gidiyorum ya, sıkıntı yok. Who turned off the wall of light by the dock? Is that a good idea? Couldn't tell you. The whole place is turning into a bastard. Abi nereden gördün beni ya? Şunu vursam kesin fark ederler. Zamanı durdurup combo yapabilirim ama gerek yok, bekleyeceğim. Hepsi de az çok yakalamışlar beni bir iki defa. Sen oradan bakıyorsan ben öbür taraftan gelsem beni görür müsün acaba? Şeyler var mıydı sağda solda? Hiç ya, şurada bir adam vardı. Bu adama ne oldu? Akıbeti nedir? Kimsenin haberi yok. Yani umurunda değil. Hadi bakalım. Yani ortalığı velveliye vermeden gideceğiz diye çok stres oldum ya. Ama sona yaklaştık. Never doubt.
that? Guard, to me. Clear the line. Now. Güzel, fena değil gene de. Abi çok yukarıdayız ya. Ya burada var ya, kesin bir şey çıkacak ya. Kesin bir şey olacak. Yani bu iş hiç hayra alamet görünmüyor. Ben bu işi sevmedim pek. Evet arkadaşlar. Bu kısmı yeniden çekiyorum çünkü oyun bitmiş ve kredi sahnesiyle birleştirmek istedim ben, çünkü bölüm sonunda kesmiştim. Ve burada şöyle bir şey oldu. Size şöyle göstereyim. Bu arkadaş yandaşlarını öldürmüş. Yani yandaşlarını güç hırsını, artık nasıl bir çılgınlıksa, öldürmüş. Ve biz de konuşacak. Ben bayıltıp zindanlarda çürümesini istiyorum. O yüzden böyle bir son olsun istedim. Only a question of how and when. Did you think I'd fight you, Corvo? Sorry to disappoint. This is yours. The key to Emily's cell. She'll be glad to see you. Son sözlerini söyle. You made quite an impression on her. Did you know that? Sonrasında bayıltacağım. Where you were, what you've been doing. Çünkü seni öldürmek senin için bir kurtuluş olur. Senin kolay kurtulmanı istemiyorum. To the end, when we were afraid, fighting in secrecy about who we could trust and who we had to kill, arguing over who would act as new Lord Regent. And she listened, eyes wide. She's become an interesting girl. If she lives, she'll make a memorable entrance. Evet. Kill me or take me to Coldridge Prison. Make your choice. She'll be watching. Seni hapishaneye götüreceğim. İyi geceler. Help me. Who is that? Admiral Havlock? Ve beklenen kavuşma. Corvo! I knew you'd come. Is it going to be okay now? Will I be Empress? Evet arkadaşlar, bu kısmı da bitirdik. Bundan sonrasında zaten kredi sahnesi başlıyor. Güzel bir seri oldu. Benim amatör bir yayıncı olmama rağmen iyi gitti diye düşünüyorum. İzleyip beğendiyseniz teşekkür ederim. Yorumlarınızı, like'larınızı bekliyorum. Kanalıma abone olursanız memnun olurum. Teşekkür ederim. Kredi sahnesinde kendimi koymayacaktım ama beraber izleyelim kredi sahnesini. Teşekkürler. Hadi bakalım. So ends the interregnum, and now Emily Caldwin the First. Ben bu Bigane'den bekliyordum bir yamuk ama olmadı. You will stand at her side, Corvo, guiding her young mind and protecting her from those who seek to exploit her. Abi Corvo da karizmatik adammış hakikaten ya. You watched and listened when other men would have shouted in rage. You held back. Instead of striking. Sokolov ve Piero tedavi bulmuşlar. Gerçekten çok güzel oldu. Sevindim. Ve biliyorsunuz oyunun başlarında Kurnov'u kurtaramamıştım. Sonradan yeniden başladım, kurtardım ve bu şekilde devam ettim ve onlar da kavuştular. Cecilia, Kalista, herkes orada, ne güzel ya. And decades hence, when your hair turns white and you pass from this world, Empress Emily, Emily the Wise,
at the height of her power, vay, or lay your body down within her mother's great womb. Çok iyi ya. Because you are more to her than royal protector. Evet. Farewell, Corvo. Tekrar teşekkür ederim. İzlediğiniz için sağ olun.